Hikaye Diyarı. Hikaye Diyarı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiki hikayemizin kahramanı Ali, istediği olmayınca çok öfkeleniyor. Acaba Ali öfkesiyle nasıl baş edecek? Cevabı hikayemizde. Ali 8 yaşında 2. sınıfa gidiyor. Meraklı, çalışkan, hareketli bir yapısı var. Fakat bazen şunlar yaşanınca çok sinirleniyor. Sıra beklemek, bir şeyini kaybetmek, oyunda yenilmek, istediği şeyi alamamak. Ali'yi çok sinirlendiriyor bunlar. Anlamadığı bir şekilde içinden bağırmak, vurmak, sert davranmak geliyor. O gün bahçede arkadaşları Nazlı, Merve ve Cemal'le saklambaç oynuyorlardı. Merve saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanamayan ebe. 20'ye kadar saydı Merve. Nazlı ile Cemal hemen saklandılar. Ama Ali bir türlü nereye saklanacağına karar veremedi. Merve de döndüğü gibi onu gördü hemen. Ali itiraz etti. Merve, tam saklanacaktım. Bir kere daha say. Merve arkadaşı Ali'yi kıramadı. Başladı yine saymaya. Ali tam saklanacak bir yer buldu ama yine karar veremedi. Ağacın arkasına mı, bankın arkasına mı, yoksa duvarın arkasına mı? Ali düşünürken Merve yine saymayı bitirdi. Arkasını bir döndü ki Ali yine orada, saklanmamış. Gördüm Ali seni, sobe! Ali birden çok sinirlendi. Merve'ye bağırmaya başladı. Cemal ile Nazlı da bağırma seslerini duyunca saklandıkları yerden çıktılar. Ali oyunda kaybetti diye aşırı öfkelenmiş, Merve'yi hızlı saydı bahanesiyle kızıyordu. Merve bu duruma çok üzüldü. Ali'ye küstü. Diğerleri de Merve'ye hak verdiler. Ali'nin bağırması güzel bir davranış değildi. Ali ise niye birden bu kadar çok sinirlendiğini anlayamadı. Niye böyle oluyor? Merve'nin boş yere kalbini kırdım, diye düşündü Ali. Sonra da arkadaşlarıyla vedalaşıp eve gitti. Odasında oyun oynamaya başladı. En sevdiği kırmızı arabasını aradı gözleri. Ama bir türlü bulamadı. Odasını didik didik etti. Hiçbir yerde yok arabası. Ali arabasını bulamayınca yine içinde fırtınalar koptu sanki. Kaşlarını çatmaya başlarken kardeşi elinde kırmızı arabayla girdi içeri. Ali kırmızı arabasını kardeşinin elinde görünce daha da sinirlendi. Sertçe elinden çekti. Annesi Ali'nin bağırmasını duyunca hemen odaya koştu ve şöyle ekledi. Ali, oğlum daha sakin olabilirsin. Anlıyorum, arabanı kaybettin. Bu durum can sıkıcı. Kardeşinin elinde görünce de sinirlendin. Ali, annesini onaylar gibi başını salladı. Sinirlenmeni de anlıyorum tatlım. Ben de olsam izinsiz alınan eşyam karşısında sinirlenebilirdim. Kardeşine soralım peki, neden almış oyuncağını? Anneciğim, sabah abimin odasına girdiğimde orada yoktu. Onu göremediğim için ben de izinsiz aldım. Bir daha yapmam. Bak Ali'cim, gördün mü? Sen odanda olsaydın kardeşin senden izin alacakmış. Ama kardeşine söz hakkı vermeden ona sert davranıp bağırmak onu kırmaz mı? Kırar anne, çok kırıldım ben. Hem abim arabayı elimden çok sert çektiği için elim acıdı birazcık, dedi Sema. Ali annesinin yumuşak sesi ve güler yüzü karşısında biraz sakinleşmişti. Kardeşini de üzgün görmeye dayanamadı, ondan özür diledi.
Özür dilerim Sema. Sen de daha izinsiz eşyalarımı alma, tamam mı? Ertesi gün Ali annesiyle markete gitti. Annesiyle beraber evlerinin ihtiyaçlarını aldılar. Kendisine ve kardeşine çikolata da aldılar. Tam kasaya gideceklerken Ali mavi renk oyuncak araba gördü. Hemen arabanın bulunduğu reyona doğru yürüdü. Araba çok güzeldi. Ali bunu mutlaka almam gerekiyor diye düşündü. Arabayı alıp annesinin elindeki sepete attı. Annesi buna itiraz etti. Ali'cim, markete gelmeden önce konuşmuştuk yavrum. Sadece tek bir şey alabilirsin. Hem çikolata aldın, hakkın doldu. Hem de buna yetecek param yok tatlım. Ah ah, Ali için ne zor bir durum. Oysa mavi arabayı çok sevmişti. Yine içinde fırtınalar kopmaya başladı. Kıpkırmızı oldu yüzü. Gözleri de yaşlanmaya başladı. Annesi kesin konuşmuştu ama son bir kez daha şansını denemek istedi. Anne, ne olur ne olur alalım bunu lütfen, dedi Ali. Annesi ise hayır anlamında kaşını kaldırdı. Ali'nin bir anda içinden yine sesini yükseltmek geldi. Alacaksın anne, alacaksın, deyip ağlamaya başladı Ali. Annesi ise Ali'ye tekrardan yumuşak bir dille mavi arabayı alamayacağını söyledi ve marketten dışarı çıktı. Ali baktı ki annesi kararlı, marketten gidiyor. Hemen annesinin peşinden söylene söylene koştu. Eve geldiler. Ali'nin öfkesi geçmiş gibiydi ama yüzü hala kırmızıydı. Annesinin beğendiği arabayı almamasını bir türlü kabullenemiyordu. Bir müddet sonra annesi elinde kinetik kumla Ali'nin odasına geldi. Ali'cim, bak sana ne getirdim. Geçen gün almıştım. Beraber oynayabileceğimizi düşünüyorum. Kinetik kum mu? Çok eğlenceli. Teşekkür ederim anne. Ali'nin siniri kinetik kum oynayınca geçti. Kumlarla oynamak Ali'ye çok iyi geldi. İçinde fırtınalar gitmiş, güneş açmıştı sanki. Ali kumla oynadıkça rahatladı. Annesiyle vakit geçirdiği için de çok mutlu oldu. Ali'cim, son zamanlarda istemediğin bir şey olduğunda bir anda çok sinirleniyorsun. Seni anlamaya çalışıyorum bir tanem, dedi annesi. Ali pür dikkat dinliyordu. Bak oğlum, herkesin içinde öfke duygusu var. Öfkelenmek, sinirlenmek normal. Fakat öfkemizle baş etmemek doğru değil. Öfkemizi kontrol altına almalıyız. Ben de bazen sinirleniyorum. Her sinirlendiğimde sana bağırmamı ister misin canım? Hayır anneciğim, bana kızma sakın. İstediğim şeyler olmayınca içimde fırtınalar kopuyor gibi oluyor. Bağırınca, ağlayınca rahatlıyorum. Sonra da yine çok üzülüyorum. Özür dilerim markette sana öyle davrandığım için. Demek ki öfkeni yenme oyunu oynaman gerekiyor. Öfkeyi yenme oyunu mu? Evet. Bundan sonra sana tavsiye ettiklerime uyarsan öfkeni çok çabuk kontrol altına alabilirsin tatlım. Ne yapmam gerekiyor peki anne? İlk önce neden sinirlendiğini düşünmeli ve buna güzelce bir çözüm bulmalısın. Örneğin markette istediğin arabayı alamadık. Çözüm olarak kumbaramda para biriktirebilirsin. Hem param biriktiğinde de istediğin arabayı alabilirsin oğlum. Mantıklı. Ama ya ben hemen almak istersem? O zaman her istediğimizin olamayacağını kabul etmen gerekiyor güzel oğlum. Ali o günden sonra annesinden yardım alarak öfkesini yenme oyunu oynadı. Gitgide daha da başarılı oldu. Sinirlendiğinde kumla oynamak, topa vurmak, basketbol oynamak ona çok iyi geldi. Şiddet içeren, kendisini korkutan çizgi filmlerden ve oyunlardan uzak durdu.
Böylece Ali artık öfkesini kontrol edebiliyor. Arkadaşlarıyla, annesiyle ve kardeşleriyle daha sakin sakin konuşuyor. Bunları hisseden Ali'nin kalbi de çok mutlu oluyor. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.